Bakıyorum 13. soruda ne diyor? Burada sayıya girmemi istiyor. Kodlar vermiş. Hangi sayı? 14'üm. 14 sayısına bakıyorum. Asalsa hiçbir harf, karakter. Bir kere asal değil zaten. 14, 28 ile aralarında asal mı? Hayır değil. Çünkü 14 ile 28 ile her ikisi 4'e bölünür, 7'ye bölünür. Asal değil. Hangi harfe geldi? B. O zaman ilkinde 14'e B harfini yazıyorum. Geldim 25'e. 25 sayısı asal mı? Değil. O zaman 25 ile 28 aralarında asal mı? Aynen. 28 ile 25 aralarında asal. Ortak bölen sadece 1. Aralarında asal, evet. O zaman sonuç ekranına A yaz. Yazdım. 67'ye geldim. 67 sayısı nedir? Asal. Asalsa boşluk da kullanma, harf de kullanma. Sayı girme basamağına geri dön. Yani buraya geldiğimde, geri döndüğümde hiçbir harf yok. Hiç boşluk da yok. 91'e geldim. Sıra 91'de. 91 sayısı 28 ile aralarında asal mıdır gençler? 91'in asal görünümlü ama asal olmayan bir sayıdır değil mi? Sanki asal gibi zannederiz ama aslında asal değildir. 91 7'ye bölünür, 13 çıkar. Aynı şekilde 51 de yine 3'e bölünür, 17 çıkar. Bunu fazladan söyledim. Yani 91 sayısı asal değildir. Seni eledim. Peki 91 ile 28 her ikisi kime bölünür? Her ikisi de, bu da 7'ye bölünür, bu da 7'ye bölünür. O zaman aralarında asal değil. Aralarında asal, hayır. Kimi yazıyorum? B harfini yazıyorum. Yanıt neymiş? Adana'ymış. Geldim 14. soruya. 14. soruda burada kareleri vermiş. Bunlar ölçülmek isteniyor. Cetvel yerine bu karelerden yardım alarak ölçülmek isteniyormuş. Nasıl olacak o? Şimdi mesela uç kutusu. Uç kutusu 14 santimetreymiş. Şimdi bu 49 santimetre kare ise kaça kaçtır? 7'ye 7'dir. Peki sadece bir kare, yani bu okul malzemelerinin hangisinin uzunlukları karesel şekillerden yalnızca birini kullanılarak ölçülmez. Şimdi uç kutusunu ölçüyorum. Sadece bu yeşil kareyi diyorum. Yeşil kareyi böyle koyduğumda 7 santim, diğer tarafı çevirdim 7, 7 daha 14 diye söyleyebilir miyim sadece bundan yararlanarak? Bunu ölçebilirim. Tamam. Kalemtıraş 9'muş. 9'sa bu şimdi 3'e 3'tür değil mi? 3'e 3 mavi kareyle ben bunu ölçebilir miyim? Kaç tane 3 olacak? 3, 6, 9. Yani kareyi 3 kere şöyle ard arda koyduğumda cetvel gibi ben bunu kalemtıraşı da ölçebilirim. 6 santim, yine 3'ten yararlanırım. 3, 3 daha 6 ya. 3 santimetre, 3 santimetre. Nasıl bunu 3, 3, 3 dedim? Yine mavi kareden yararlanarak yapabilirim. Peki 17'ye geldim. 17, şimdi kare, buradaki kare nedir? 5'e 5'tir, 2'ye 2'dir. Bundan yararlanamıyorum, yani kalemi ölçemiyorum. Mesela 5'ten yapsam 17, 5'in bir katı değil, 4'ün bir katı değil. Yani bir katı olmak zorunda buradaki 3'ün, 5'in, 7'nin, 2'nin hiçbir katı değil. O zaman diyorum ki kalemle ölçülmez. 15. soruya geldim. Yine benzer sorular yapmışlar. Örnek sorularıyla benzer sorular oluşturmuşlar. Bakalım, 10 santimetrelik bir cetvel var. Yine silgiyi ölçmek istiyor. Ama istediği şey, örnek sorularda da bunu köklü olarak vermiş. Burada üstü sormuş. Silginin gerçek boyutunu metre olarak. Bak şimdi birime dikkat et. Burada 10 santimetrelik cetvel var. Metre olarak ölçmek istiyor. Yani sonucu metre istiyor. Bakıyorum. Şimdi bu 2'den tam başlamamış ama diyorum ki gençler, burada şurası 2 santimetre olduğunu farz edersem 2'den 1, 2, 3, 6'dan 1 milim geriye mi bu? 6 olduğunu düşünüyorum. Bu 1 milimi şuradan kapatayım. Bu 1 milimi şuradan kapattım. O zaman 1, 2, 3, bir de burası 4. 4 santimetre. Bir de burada kaç tane boşluk kaldı? Şurası 1'di, tam kalın olunca görünmedi. Şöyle bir daha ince yapayım. Şurası ne oldu? Şurayı kapatayım. Burasını kapattım. Buradaki 1 santimi buraya, 1 milimi buraya koydum. Burada kaç milim arttı? 2 milim arttı. Yani 4 virgül ne oldu? 4 tam 10'da 2 santimetre oldu. Ama santimetre değil de benden metre olarak istiyor. O zaman bunu neye çevireceğim? Metreye çevireceğim. Bunu metreye çevirirsem santimetre, desimetre,
Metre, değil mi? Sıfır tam binde 42 oldu. Binde 42 de doğru yanıt hangisinde olacak? Ceyhan'da olacak. Neden? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 nedir? Sıfır tam %4'tür. Bu da nedir? Artı sıfır tam binde 2'dir. Toplarsam ne olacak? 0,42 olacak. Tamam. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Derim ki burada 4 nedir? Burası 10'da birler basamağı. 10 üzeri eksi 1. Burası 10 üzeri eksi 2 %1'ler. Burası da binde birler basamağında olacak. O zaman 4 ile 2'yi ne yaptı? Bu 10 üzeri eksi 2. Bu 10 üzeri eksi 3 ile çarpılmış oldu. Geldim 16. soruya. 12 ile ne diyor? 12 ile bir saniye şunu kapatayım. 12 ile 36'nın ek okunu vermiş bana. Tamam. 36 sonra 36, 12 ile 36'nın ek oku 36 çıktı. Bunu nasıl yapıyorduk? 36, 12'nin 12, 36'nın bir katı olduğunda katlar arasındaki büyük olan ek oku. Pratikte de böyle yapabiliyorduk. Yani 12 ile 36'nın ek okunu bulmadı. Bu pratik bir yöntemdi. Sonra burada 1, 2, 3, 6 ya. Ondan sonra diyor ki eğer buradaki sayılarına çarpımı 36 ise o zaman gezegen sayısı diye oluyormuş. Bunlardan hangisi oluyor diyor. Ben şimdi bakın 64 ile 32'yi inceleyelim. 64 ile pardon 32'yi yapmayayım. 24'ü inceleyelim. 64 ile 24'ün ek okunu buldum. Ek oku 192 çıktı. Sonra 6, 4, 2, 4. Buradaki sayıları da yan yana ilk kere 4, 8, 32, 32'nin 6 katı çarptığımda 192 çıktı. O yüzden ikisi aynı olduğu için yanıt ne oldu? Denizli oldu. 17. soruya bakıyorum. 17. soruda ise gençler, burada bunların arası eşitmiş, bu mesafeler birer metreymiş, birer metre. Ondan sonra Mahmut topu duvara atıyor. Top tabii ki ne olacak? Bu tarafa doğru sekecek. Sektiğinde karesel olan yere gelecekmiş. Karesel olan yere gelince de uğur topa vuracakmış. Uğur topa vurduğunda o nokta neresi ise duvar olan uzaklığı soruyor. Şimdi bu topu attı, duvara vurdu, sekecek. Burası nedir? 3'tür. Kökten çıkar mı bu? Çıkmaz. 2 kök 2. Çıkmaz. Bu da çıkmaz. Çıkmaz. Bu 2 diye çıktı. Çıkmaz. Kökten çıkardım 1. Şimdi bunların hepsini bakıyorum, incelediğimde buradaki sayıları, karesel olan hangisi var burada? Kökten çıkartın mutlaka. Kökten çıkarmazsanız o sayının kendisini bulamazsınız. Kökten çıkmış halini adam sana sorar. Kökün içerisindeki karesellikten bir anlam çıkaramazsın. Kökün içindeki karesel sayıdır. Evet, 9 kareseldir ama adam kökün içinde. O zaman bu sayı nedir? 3'tür. Sayının kendisi 3 ise bu sayı karesel mi? Değil. Ama kök 1 nedir? 1 diye çıkar. Bir karesel midir? Evet. Bir kere bir karesel bir sayıdır. Buraya ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne oldu? 9 birim uzaklıkta oldu. Geldi.